Burası Mustafa Kemal Paşa'nın bir hafta süreyle kaldığı Bigalı köyündeki karargah olarak kullandığı ve günümüzde müzeye çevrilen bina. Ayın altında kağnılar gidiyordu. Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısa çıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kanılarda, hasta yataklarında, ben Ali Şahin Taş emekli tarih öğretmeni, uzun yıllardan beri buralardan alan kılavuz. Başka ifadeyle rehberlik yapıyor. Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölüleri. Sorgunuz bu şafa, sorgunuz bu şafa, çözen olumsuz olacak. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah. Çanakkale İçinde bir uzun seri, Çanakkale içinde bir uzun seri. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah.
Çanakkale içinde Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal, şu feleğin işine bak, işine bak. Uyan uyan